Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu renklerden bir model hazırladım sizler için. Modelimiz yine iğneden tığa karışım bir model ve bu şekilde rengarenk bir model arkadaşlar. Buraları şu küçük bu cam sil hortum arkadaşlar, onunla yaptım. Siz pipetle de yapabilirsiniz. Modelimiz ütüsüz arkadaşlar. Hemen karşınıza bu şekilde çıkardım. İkişer zincir çekerek tığ battılar hazırladım arkadaşlar. Siz biraz daha genişte hazırlayabilirsiniz bu tığ battılarını. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Ara suyu olarak bu kirpikleri kullandım arkadaşlar. Bu şekilde sade bir ara suyumuz oldu. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Tığ battıma giriyorum. 3 zincir çekip bu şekilde kirpik yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Tığ battıma girdim. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Dönüyorum. Bir tane ortada kirpik bıraktım. Aradaki bir zincirli yuvanın içine girdim. 2 zincirimi çektim. Döndüm. Bir defa tığın başını doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak bu şekilde bir tırabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde bir kirpik yaptım. Bir defa doluyorum. 3 seferde arkadaşlar. Şimdi yaprağımızın yapımına devam ediyoruz bu şekilde arkadaşlar. 4 zincir, ikinci kirpik. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak bu şekilde trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanımı da kapattım. 2 defa doladım tığımın başını. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde 4. kirpiğimi yaptım. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 tane sık iğneyi yaptım. Yuvaya da arkadaşlar bir tane yapıyorum. 7. sık iğnem olarak. Yaprağım hazır arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Bu cam sil hortumumu, aparatımı alıp taktım. Bu şekilde arkadaşlar yuvaya girip 2 zincir çekiyoruz. Aparatımıza takarak ilmek topluyoruz. İlmek adedimiz 6 tane olacak arkadaşlar. Bu 8 zincirli yuvaya gir. 1, 2. Aparata tak. 3 oldu. 1, 2, 4 oldu. 1, 2, 5 oldu. Yuvaya girdim. 2 zincir. 6 oldu. 6 tane bu şekilde İlmeğimi topladım. Yuvaya girdim. Bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Ve buraya bir zincir çekiyorum. Hemen arkadaşlar buradaki tığ battımın içine kapatıyorum. Buraya. 1 2 zincir. Bir tane de çekebiliriz arkadaşlar. Sökmeyelim. 2 çektik. Ve aynı şekilde buraya 3 zincirimi çektim. Kapattım. Kirpik yaptım. 1 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battıma geçtim. 1, 2 1, 2 3 zincir. Tığ battımın içine kapattım. 1 zincir çektim. Tığ battıya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Aynı tığ battıda kapattım. Bir zincir çektim, tığ battıya girdim, kapattım.
3 zincir kapatıyorum. 1 zincir. 1 2 3 zincir. Aynı tığ battığının içine kapattım. 1 zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 5 oldu. 12 tane olacak arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu aparattan ilmeklerimizi çıkardık. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu ilmekleri toplayarak bu rengarenk şekerlerimizi yapacağız. İpimizi tığımıza tutturduk arkadaşlar. Bu ilmeklerimizi şimdi ters tarafına çevirdik. Bir tane tutuyorum. İki tane tutuyorum arkadaşlar. İki tane ilmeğimizi tuttum bu şekilde. Ve sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı zincirimi çektim. Aynı tığ battımın içine kapattım buraya. İki zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. Bakın altı zincirden buraya bir yuva yaptım. Sarı bir yuva. İçine girdim. Bir. İki zincir. İçine girdim. Kapattım. İki zincir. İçine girdim. Kapattım. Üç. İki zincir. Arkadaşlar şöyle 3 tane olup 4 tane olunca şuradan siyah bir yanıklık gözükmesin. Arkaya da çekmeye uğraşmamak için şöyle 2 zincirimi sık iğne yaptığım yere kapatıyorum ilmeğimi. Şimdi buraya 4. 2 zincirli kirpiğimi yaptım. 2, 4, 5 oldu. 6 zincirimizin içine arkadaşlar 7 tane bu şekilde 2 zincirli ilmekler. Benim 6 tane sığıyor arkadaşlar. Siz dolana kadar yapabilirsiniz. Ve yeşile de bir tane sık iğne olarak giriyorum. Ve kapattım. Bir zincir çektim. İpimi koparıyorum. Bakın arkada bu şekilde. Bak hiç ütüye bile ihtiyacı yok. Çok güzel durdu. Şimdi bu sarının bitiş kısmından arkadaşlar 2 tane ilmek alıyorum. Sarı ipimi de aldım. Buradan çekiyorum. İlmeğimi kestim. Ve evet arkadaşlar bu şekilde bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar koyu renk mürdüm rengi gözükmez diye onu yaptım kendim. Şimdi pembeyi beraber yapacağız inşallah. Yine ters tarafından 1-2 ilmek. Arkadaşlar şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Eğer siz tek ilmeğin üzerine yapmak istiyorsanız benim gördüğümde tek ilmekti arkadaşlar bu ilmekler. Tek ilmeğe yaptım. Çok taşımadı sanki. Sağa sola yalpalı gibi oldu. Bu iki ilmeğin daha iyi taşıdığını düşündüğüm için bu şekilde 6 tane yaptım ben bu ilmeklerimi. Siz 3 tane de yapabilirsiniz. 6 zincirimi çektim. Ya topladığım bu ilmeklerin yeşil yuvanın içine girip kapattım. 2 zincirimi çektim, döndüm. Bu 6 zincirli yuvanın içine girip kapattım. 2 zincir kapattım yuvada. Düz tarafından çalışıyoruz arkadaşlar. Halkasını ters tarafında. 2 zincir. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şu ilk battığımız ilmeği arasına katıyorum ki şöyle arkada kalsın. Sağlamlaşsın. 2 zincir. 4. kirpiğim. 2 zincir. 5. kirpiğim. Bu şekilde 2 zincir 6. kirpiğim 2 zincir 7. kirpiğim yeşil yuvanın içinde kapattım. 1 zinciri çektim. İpimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ters tarafından ilmek alıyorum.
Bu ipimi alıyorum. Buraya çekiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikişer zincirli şekerler yaptım bu şekilde. Yapımı çok kolay ama görünüşü çok tatlı olan bir model arkadaşlar. Yaprağımız da bu şekilde kirpikli yaprak. Şekerlerimiz kirpikli şekerler. Bu şekilde 6 zincirin içine 7 tane kirpik koyuyoruz. Ve modelimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Rengarenk. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 2 tane kirpik de bayağı güzel tok durdurdu. Yani bir kirpik yerine iki kirpik yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.